Sadece iki tane Türk restoranı var. Burada böyle Türk pilavımız var Malezya'da. Ya bu sunum çok güzel, hoşuma gitti ya. Kürek olayı. Arkadaşlar merhaba. Malezya'dan, Kuala Lumpur'dan tekrar hepinize selamlar. Bugün sabah farklı bir yere geldim. Şimdiye kadar hep buranın yemeklerini, Malezya'nın yemeklerini çektik. Ama bir araştırmadan sonra burada çok güzel bir Türk lokantası olduğunu öğrendim. Biraz inceledikten sonra gelmeye karar verdim. Biraz zor oldu bulması ama birkaç tur attıktan sonra bulabildim. Bugün ziyaret edeceğimiz, sizlere göstereceğim Türk lokantası Yusuf Usta'nın yeri. İnternetteki yorumlara vesairelere baktım. Kuala Lumpur'daki en güzel Türk lokantası olduğu söyleniyor. Bakalım bir girelim içeriye, görelim yemeklerini. Birini seçip bir test edelim. Gerçekten söylenenler doğru muymuş? Hem burada bir memleket hasreti giderelim. Size de Yusuf Usta'nın yerini, yemeklerini göstereyim. Ben Yusuf Usta'nın tabelasını gördüm. Dükkana yaklaşıyoruz. İçeriye bir girelim bakalım. Bakeri Şef Yusuf diye geçiyor. Makanan Turki Restoran. Malezya bayrağı ve Türk bayrağı yan yana. Ustanın baklavaları da var. Şimdi arkadaşlar, Yusuf ustamız bu. Ustam seni bir tanıyalım ya. 2 sene oldu Malezya'ya geldim. Burada Malezya'da 2 tane Türk restoranımız var. Deniz isimli bir arkadaşımızın restoranı var. O ise bayağı bir uzak. Bir de ben varım burada. Sadece 2 tane Türk restoranı var. Türk yemek kültürünü burada tanıtmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Malezya'da Türk bayrağımızı asmışız. Bayrağımızın altında işte resim çektiriyorlar. Anı olarak da saklıyorlar. Ben bu işi 8 senedir yapıyorum. Unlu mamiler olarak da yaptım Antalya'da. Yemeğimiz gelmeden, hazırlanmadan önce arkadaşlar hemen çayımız geldi ikram. Şöyle demleme çayı bir içelim ya. Oh, bizim çay başka ya. Sallama çay asla bu çayın yerini tutmuyor arkadaşlar. Hele böyle büyük cam bardakta olunca tamam. Şöyle fırında çıkartıyoruz. Bu fırında pişiyor etler. Evet. Kaç saatte pişiyor? 8 saatte pişiyor. Kürek kebabı. Kürek kebabı, tamam. Şimdi etler burada, uzun sürede pişen etler buradan istediğin zaman servis yapılıyor. Ustanın fırını bu. Etimiz bu arkadaşlar. Bildiğimiz kürekte. Kürek özel yaptırmış, döküm. Kürekler nereden geldi abi, burada mı? Kürekler Türkiye'de özel yaptırılır, döküm. Normal kürek değil. Evet arkadaşlar. Yanında böyle Türk pilavımız var Malezya'da. Buradaki pilavlar hep lapa. Ekmek niyetine. O bunların kültürü, bizim kendi kültürümüz neyse biz evet. Onu yapıyoruz burada. Genelde Araplar, Türkler, Araplar, Çinliler, Malaylar. Seviyorlar mı Türk yemeklerini? Seviyorlar. Salata da geliyor yanında. Evet, evet arkadaşlar. Salatamız da bu. Yemeğimiz de bu. Nar ekşimiz var. Nar ekşisi. Arkadaşlar bu sunum çok güzel, hoşuma gitti ya. Kürek olayı. Usta bunu özel olarak yaptırmış dökümden. Döküm demir. Sıcacık. Altta da tahtasıyla servisimiz bu. Evet arkadaşlar. Şimdi şu kürekteki tandırın bir tadına bakalım. Ustam lokum gibidir etim dedi ya. Bakalım doğru mu? Dana eti. Dana eti. Memleket özlemi çekiyorsanız, buralara geldiyseniz birebir. Gerçekten müthiş olmuş. Bir porsiyon bizim Türkiye'dekilerden biraz daha büyük arkadaşlar. Kaç gram et var aşağı yukarı burada ustam? 150 gram mı? 70 gram mı? 170. 170 gram. Dananın neresi abi bu? Bu direnç diyoruz. Dananın butun içerisinde bir bölge, direnç. Ustam diyor ki, burada Malezya'da kuyruk yağı bulma imkanımız olmadığı için biz bunu tereyağla marine ediyoruz diyor. Aslında öyle bence de güzel de olmuş. Çünkü herkes kuyruk yağını sevmeyebilir, ağır gelebilir. Tereyağı çok yakışmış. Et lokum gibi pişmiş. Bir de bakalım buradaki pirinçler arkadaşlar, şu ince uzun pirinçlerden. Pilav bildiğimiz Türk pilavı. Salatada da lahana var, domates var, maydanoz var. Nar ekşisini de koyduk.
havaşımız, ekmeklerimiz, baklavamız. Evet, bütün unlu mamulleri burada kendileri üretiyor arkadaşlar. Hepsi. Şu Fariş üzerinden simitler, poğaçalar, börekler, su böreği hepsini yapıyoruz. Fariş geldiği sürece devamlı yapıyoruz. Kahvaltımız var burada. Ustam, Mersinliyim dedin ama herhalde olmayan bir tek tantuni var burada. Hakikaten yemeğin lezzetli. Bu memlekete gelip de buranın yemeklerini sevmiyorsanız buraya mutlaka gelin arkadaşlar. Buranın yemekleri buranın kültürüne göre, kendi kültürlerine göre, bizim yemeklerimiz de kendi kültürümüze göre. %100 Türk usulüne göre çalışıyoruz. Ama şu fırın olayı çok güzel olmuş. Yani şu etin böyle tandır usulü, uzun süreli pişmesi. Hakikaten marinesi de çok güzel olmuş. Ben çok sevdim eti arkadaşlar. Hiç ağır değil. Herkes tandır yiyemez. Ağır gelir ama bu çok dana eti de olduğu için. Kuyruk yağı dolmayınca tereyağıyla güzel hafif olmuş. Yolunuz Malezya'ya, Kuala Lumpur'a düşerse Yusuf Usta'mı mutlaka ziyaret edin. Memleket estreti giderin. Nefis yemeklerinin de tadına bakın arkadaşlar. Binanın tepesinde ustalar çalışıyor. Temizlik yapıyorlar. Yusuf Usta'nın mekanında mis gibi tandır etinde tadına baktım. Arkadaşlar, o yediğim tabağın fiyatı 25 ringgit. Yani yaklaşık işte 30 liraya falan denk geliyor. Rahatlıkla doyarsınız. 170 gram et varmış. Pilav da bayağı dolu doluydu. Şimdi ben birkaç şehir görüntüsü, yol görüntüsü ekleyeyim. Malezya sokaklarını, Malezya yollarını ve böylece bu videoyu da bitirelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşunu tıklamayı unutmayın. Daha da önemlisi, abone olmadan izliyorsanız abone olmak bedava arkadaşlar. Para almıyoruz. Hemen abone ol butonuna tıklayın. Sonra da yanındaki zile tıklayın. Bildirimler de gelsin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kuala Lumpur'dan, Malezya'dan hepinize selamlar, saygılar arkadaşlar. Petronas kuleleri gözüküyor. It's not your part. Okay, what is the name of your part?